Başladım. Şimdi yine bir sırt üstü yatarak başlayacağız, tamam? Herkes duvarı mı falan filan bir yerinde mi? Duvar yakınınızda mı? Ya da böyle bir elinizi uzattığınız zaman ulaşabileceğiniz bir yerde misiniz bilmiyorum ama. Ya karınlık çalışırken ilk başta biraz kullanacağım, sonra flow'a geçeceğim. En son bir daha kullanacağım. Duvar arkamızda kalacak şekilde sırt üstü yatalım. Duvar arkamızda ellerimizi uzattığımızda duvarı tutmamız lazım yani. Bekliyorum. Bütün sistem bozulacak ama şu anda sadece kendinizi şey yapmayın, hani beni görmeye çalışın. Şimdi kolları yukarı uzatıp yumruklarımızla daire çizmeye başlayalım. Belimiz yerde olsun tam. Şimdi ellerimiz ters tarafa doğru çevirmeye devam edelim. Güzel. Belimiz yere güzelce yerleşirken yine ellerimizi avuç içlerimizden kenetleyelim. Avuç içimiz yukarı, parmaklarımızı biraz esnetelim, yay gibi yukarıya doğru. Burada bekle, nefes al, ver sakin. Şimdi parmakları tekrar düzelt. Sırasını değiştir. Bir daha parmakları yukarı çevir ve yay gibi esnet yukarıya doğru parmaklarını. Şimdi tekrar burada bilekleri dışa doğru çek ve parmakları yukarıya doğru uzat. Sık, aç, 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 sık, aç ve sık. Şimdi sağ el parmaklarını aşağıya doğru bir şeyi elinle bir şeyi tutarmış gibi, yani böyle hani pamuk tutar gibi. Tuttum parmakları, birleştirdim. Diğer elimle de onu aşağıya doğru çektim. Dirseğim gergin olsun. Şimdi diğer parmaklarımı birleştirdim ve tuttum. Sağ elimle de sol parmaklarımı biraz aşağıya doğru çektim. Şimdi yine rahat bıraktım parmaklarımı. Bu sefer avuç içi yukarı bakacak şekilde tabanı itiyorum. Sağ elimin parmakları bu sefer hafifçe ters yöne doğru esneteceğim ve dirsek içimi çevirmeye çalışıyorum. Biraz dışa doğru. Dış rotasyon. Bıraktım. Diğer kolumu tuttum. Parmaklarımı hafif arkaya doğru çekerek dirsek içimi de dış rotasyon yaptım. Yani dirsek içim arkamdaki duvara bakıyor. Şimdi burada yavaşça ellerimi salladım. Bileklerimin içine ve dışına doğru biraz masaj yaparak çekiyorum aşağıya doğru. Tost gibi yapacaksın. Aynısı diğer taraf için yapacaksın. Şimdi ellerimi yan tarafa, dirseklerimi yasladım. Ve bir elim göğsümde, bir elim karnımda, gözlerimi kapattım. Sakin nefes alıp veriyorum karnıma doğru. Göğsümün hareket etmediğini de diğer elimle hissediyorum. Sadece karnımın nefes alırken açılıp yükselip nefes verirken de aşağıya doğru söndüğünü hissediyorum. Bu sırada bedenime şu an yapacağım çalışmaya odaklanmak için yavaş yavaş zihnimi temizlemiş oluyorum. Tek bir noktaya odaklayarak kendimi
diğer düşüncelerden, beni dışarı çeken bütün etkilerden kendimi yavaş yavaş kopartıyorum. Sadece nefese odaklanarak bunu yap. Şimdi yavaş yavaş nefesi boşaltıyorum. Kollarımı iki yana açtım. Omuz hizasında. Ayak tabanlarımı birleştirip dizlerimi iki yana ayırdım. Baddha Konasana yaptım. Dizleri salladım birazcık. Gevşek bırak kasıklarını. Ve şimdi yine burada dizlerimi serbest bırakarak bu sefer de göğsüme doğru nefes alıp veriyorum sadece. Bacaklarımın içini biraz biraz gevşeterek esnemesine, hazırlanmasını sağlıyorum. Sadece pasif olarak bunu yapıyorum. Herhangi bir şekilde bacakları aşağı itmek gibi bir şey yok. Şimdi burada avuç içimi yere çevirerek yeri tutuyorum kollarımla. Sol dizimi sağ dizime doğru kapatacağım. Hafif kalçam rotasyona giriyor. Karnı çekiyorum içe doğru. Fazla dönmeye çalışma. Bir tek sırtın yerde kalsın o kadar. Tekrar aç bacak ortaya gel. Sağ bacak sol tarafa kapatırken yine hafif kalçam kalkacak o kadar. Başka daha fazla zorlama. Belin de kalkıyor. Tekrar ortaya gel. Bir kez daha sol bacağını sağ tarafa doğru getir. Sırtın hiç yerden ayrılmasın. Karnını içe doğru olabildiği kadar güçlü çek. Tekrar ortaya gel. Sağ dizin sol tarafa kapanırken nefes ver. Beli arkaya kuyruk sokumunu içeri al. Tekrar açarak ortada gevşek bırak. Şimdi dizlerini yavaş yavaş birleştir yukarıda ve tekrar belin yere değsin hisset. Şimdi yavaşça elleri başın arkasına getir. Nefes verirken ufacık yuvarlamaya başla kendini. Karın içeri. Nefes alırken tekrar yat. Üst taraftan aşağıya doğru roll up yapıyoruz. Yani yuvarlanarak kalkıyoruz. Tıpkı bir mesela halıyı yuvarlayarak katladığını düşün. Her bir parçası bir sırayla yerden kalkıyor ve tekrar nefes alırken yat. Onun gibi kalkacaksın. Bir anda dümdüz bir bedenle kalkmayacaksın. Ne kadar yuvarlak olabilirse omurganın her bir parçası bu harekete katılabilirse aynı şekilde bakarsan da sırtı daha yukarı iterek, daha karnı sıkarak, kamburlaşıp daha da yükselebilirsin. Tekrar ver nefes kapan. Ve al nefes açıl, rahat bırak. Şimdi aynısını yukarıdan aşağı yaptığım roll up'ı aşağıdan yukarı yapmam gerekiyor. Yani omurgamın bittiği, ya başımdan itibaren aşağıya kadar omurgamı düşünürsem, başlangıç yeri ya da başı diyelim, baş olsun. Sonu da kuyruk sokumu olsun. Kuyruk sokumundan bu sefer yuvarlayacağım kendimi. Bunun için dizleri göğse çekmem gerekiyor. Kuyruk sokumundan biraz önce yaptığım gibi yuvarlayarak ne kadar acaba kalçamı kaldırıp
Tıpkı başımla göbeğime baktığım gibi kalçamla da başıma doğru ne kadar yaklaşabilirim diye bakıyorum ve tekrar rahatlatıyorum. Yavaş yavaş bırakıyorum. Bir kez daha çek göğse doğru. Poponun hafif kalkması ve yuvarlanması lazım. Bunu yapacak olan karın kasların alt taraftakiler ve bıraktım. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir six pack var ya, yukarıdan aşağıya doğru. En alttakiler çalışıyor şu anda. Tekrar çek, bir kapanabildiğin kadar çek dizlerini omuzuna doğru. İyice çek, 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 popo kalksın, popo kalksın. Ve rahat, aynen öyle bırak, güzel bırak. Şimdi aynısını yapacağım ama ellerimi çıkarttım başımın altından. Ellerimle bu sefer dirseklerim nasıl 90 derece olacaksa yukarı düz uzattım, omuz hizasına getirdim. Ve burada itibaren büktüğümde elimin tam duvara değmesi lazım. Yani dirseklerimi aşağı indirerek veya biraz daha geriye götürerek değdirmeyeceğim de tam mesela omuz hizasında büktüğüm zaman dirseklerimi, ellerim nereye geliyorsa oraya kadar duvara yaklaşıyorum. Ve tam hem bileğimde 90 dereceyi hem de dirseğimde 90 dereceyi görmem lazım. Yani önümde onlar duruyor, görmem lazım. Şimdi yine bunu yaparken dirseklerimin arasındaki mesafeyi de omuz hizasına kapatmaya çalışıyorum. Hiç açılmayacak orası. Yine dizleri göğse doğru çekeceğim. Aynı biraz önce yaptığım gibi. Ve popomu ne kadar kaldırabilirim? Çek. Ve dizlerimin arasına, dirseklerimin arasına kadar dizlerimi yaklaştırmaya çalışıyorum. Orada tut. Ve rahat bırak. Yere koy. Duvarı itmem gerekiyor birazcık. Omuzlarımı da böylece kulaklarımdan uzaklaştırabilmem gerekiyor. Duvarı biraz yukarıya doğru ittiğini düşün. Yani elini kaydırır gibi. Ama kaydırma. Şimdi tekrar dizleri göğse doğru çek. Ve iyice kapat. Roll up yap kalçadan itibaren ve bekle orada taşı. 4, bekle. 3, karnı sık. 2 ve bırak. 1, rahat. Güzel. Bir kez daha yapacaksın. Kolların, dirseklerin omuz hizasında kapalı. Görüyorsun onları, önünde duruyor. Ellerin 90 derecelik açıda, çok aşağıda değil. Omuzları aşağıya al. Dirsekleri sık. Dizleri göğse çek. Ve şimdi hafif hafif kalçanı kaldır. Kaldır ve taşı orada tut. Orada tut İlkay. Güzel. Orada tut. 5. Güzel. 4. Çok kaldırma. Özlem, azıcık indir. 3. Ayaklarını kalçalarından uzaklaştırmayacaksın. Çek onu oraya. Evet, şimdi oldu. 2 ve 1. Rahat bırak. Süper. Şimdi yine burada karın için kolları yukarı kaldırdım. Bileklerimi çevirdim. Bir bacak göğsüme doğru çekeceğim. Bir bacak öne uzatacağım. Elleri tekrar aynı şekilde yerleştiriyorum duvara. Sağ dizi mesela sağ dirseğe doğru olabildiği kadar çekiyorum. Sol bacak öne uzatıyorum. Ve duvarı hafifçe iterek orada bekliyorum. Karnı sık. 4. Duvarı it. Omuzları aşağı indir. Boynunu uzat. 3. 2. Ve değiştir. Sol bacağı çek, sağ bacağı uzat. Duvarı it. Karnı sık. 4. Bırakma. 3. 2. Beli yere bastır. Değiştir. Sağ bacağı çek. Sol bacağı uzat. Beli yere bastır. Karnı sık. Beli yere bastır. Duvarı it. 4. 3. 2. Son kez yap. Sol bacağı çek, sağ bacağı uzat. Sol dizini sol dirseğine yaklaştırmaya çalış. Sağ bacağı öne uzatmaya çalış. Omuzları aşağıya, karnı içeriye. Tekrar çek ve rahat bırak, gevşe. Kolları iki yana aç yine. Rahat bırak. Sakin nefes alıp ver. Şimdi bir kez daha başka bir tane yapacağız. Bu sefer İki dizimi de yine göğsüme çekeceğim ama bu sefer ortaya doğru çekmeyeceğim de iki dizimi sağ dirseğime çekeceğim, bekleyeceğim. Sonra iki dizimi birden sol dirseğime çekeceğim, bekleyeceğim orada. Birkaç kez yapacağız. Dinlendikten sonra ellerin, bileklerin, ellerini yine duvara yasla, omuz hizasını bul, dirsekler 90, bilekte 90 dereceyi bul, omuzları hemen yerleştir, dizlerini kapat,
Karnı çek içeri. Ve hafifçe popoyu kaldırarak sağ dirseğine doğru dokunmaya çalış. 4, 3, 2, gevşek bırak. Sol dirseğine dokunmaya çalış. Gel. 4, 3, 2, gevşek bırak. Ellerinle duvarı sağlam tut ve tam avuç için yapışsın. Bir daha yapacağım. Sağ dirseğine dokunmaya çalış. Gel. 4, 3, 2, bırak. Rahat. Sol dirseğe, çarpaza dokunmaya çalış. 4, sık. 3, 2 ve rahat bırak. Güzel. Elleri tekrar yukarı getir. Bilekleri çevir, çevir, çevir. Ve elleri salla, salla, salla. Güzel. Ve şimdi tekrar buradan nerede ya düzgün bir şekilde yapacaksan, yani yoga flow'u, oraya yerleşebilirsin bir kez daha. Yine sırt üstü yatacağım yoga flow alanıma, yani akışa geçerken de burada başlayacağız. Kendi yerimi bulduktan sonra, evet, dizlerimi iki yana doğru, yani koltuk altıma doğru çekeceğim. Happy Baby pozisyonuna geleceğim. Buradan ayrı ayrı tuttum. Alttan yakaladım. Ve burada şimdi hafif belim yuvarlanıyor gibi oluyor. Yani böyle bir kayık gibi oluyor. Benim o duruştan belimi çıkartmaya çalışmam gerekiyor. Yani bunun için hafif kuyruk sokumu dışarı yapıp sanki popomun altında bir şey var ve onu ezmek istiyorum gibi düşüneceksin. Popoyu iyice yere bastır ve göğsünü biraz yukarıya doğru kabart. Ve sırtını biraz belini yerden kesmeye çalış. Bekle orada. Omuzlarını yere bastırmaya çalış. Göğsü birazcık daha açmaya çalış. Kal. 4. Bu sırada hala dizlerini güçlü bir şekilde çekiyorsun. 3. Poponu yere bastırıyorsun. 2. Ve yavaşça bıraktım. 1. Belimi yere yapıştırdım ve rahatlattım. Şimdi ayaklarımdan tutacağım. Aynı hareketi bir de daha büyük bir açıda yapmaya çalışacağım. Yani ayaklarımdan tutunca happy baby pose oluyor tam. Baş parmaklarımı tuttum, ayak tabanlarımı tavana gösterdim ve çok da açmadım yana doğru. Yani ayaklarım böyle dışarı bakmıyor, tavana bakıyor. Dizlerimi de tam olarak dirseklerimin dışına getirdim. Şimdi burada yine ayaklarımın açısını bozmadan, olabildiği kadar o belim yere değen bel kısmımı biraz içeri alıp popomu aslında daha fazla yere değdirmek istiyorum. Kayık formundan çıkmak istiyorum. Ve omuzum, başım yerde, popom yerde fakat belim yerde değil. Güzel. Belimi daha içeri çekmeye ve göğsümü daha kabartmaya çalışıyorum. Bacak içi ve arkasını daha fazla hissetmeye çalışıyorum. Orada kal. 3. 2 ve rahat bırak. 1. Süper. Şimdi tekrar buradan dizlerin altından bir tut. Hafif hafif sallanacağız. Zeminin çok sertse belki acıtabilir omurlarını ama altına bir halı varsa rahat yapabilirsin. Şimdi birkaç kez sallanacağım. Gel. Öne arkaya doğru. Tüm omurganı yuvarlamaya çalış ve her noktasını yere değdiğini hisset. Bunu birkaç kez yapacağız, yani uzun yapacağız ve tüm omurlarının gerçekten hareketten faydalanmasını sağlaman gerekiyor. Çünkü bir bölge daha düz olabilir. Olabildiği kadar kendini
Bir çanak gibi yuvarlamaya çalış. Bir top gibi yuvarlamaya çalış. Ve sırtına masaj yap. Yani kürek kemiklerin arasına ağırlığını vererek masaj yap. Arkaya gittiğin zaman mesela hisset o sırtın bütün bedenin yüküyle ezildiğini. Şimdi buradan birazcık daha hız alacağım ve oturur pozisyonu, yani popomu yere değdirmeden artık çömelme pozisyonuna geleceğim. Ama bakasanaya hazırlık gibi olacak bu tam kalktığımda. Yani kalktığımda ellerim önde yerde, dizlerim de dirseklerimin arkasında kalacak. Öne doğru ellerimi koyacağım. Şimdi gittim ve kolları uzattım ve ellerimi yere koydum. Bu kadar. Tamam, buraya geldim. Bir daha yapacağım. Buradan tekrar geriye gideceğim. Gittim. Ve geldim. Hop, ellerimi yere koydum. Parmak uçlarıma yükseldim. Dizlerimi dirseklerimin arkasına hafifçe değdirdim. O kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Bir daha gittim, geldim. Ve geldim burada. Göğsü karşıya açmaya. Biraz önce yaptığım gibi yapacağım. Şimdi belim hafif böyle yuvarlakken onu oradan çıkarmak istiyorum. İçe doğru çek ve göğsü bir aç karşıya doğru ve bekle. 4 bozma. Sırt içeri. 3 bozma. 2 bozma. Tekrar beli yuvarla. Bir daha git. Ve gel. Şimdi burada hafifçe dirseklerimi dizlerimle dışarıdan içe doğru iterek tutuyorum ve orada karşıya bakıp bekliyorum. Hem dirseklerimle dizlerimi biraz itiyorum, hem de dirseklerimle dizlerimi biraz itiyorum. Sırt içe doğru çekip karşıya bakıyorum. Şimdi buradan kalçayı yukarı kaldır. Hala karşıya bakmaya ve sıkmaya devam et. Şimdi burada ağırlığı birazcık öne ver. Hala karşıya bakmaya ve sıkmaya devam et. Bekle. 4 3 2 kalçayı yukarı kaldır ve başı rahat bırakıp öne doğru gevşe. Serbest bırak. İyice sarkıt kendini ve dizleri biraz bükülü bırakabilirsin. Dirseklerinden tutarak kendini aşağıya doğru tamamen teslim et. Ağırlığını hissederek. 4 Bacakları biraz açabiliriz. Birazcık daha minder kadar açabiliriz. Dizlerimiz biraz bükülü olabilir. Sağa sola doğru şimdi bir saatin o sarkaçı gibi sağa sola doğru çarpan, biz de sağa sola doğru kendimizi sallıyoruz. Dizleri rahat bırakarak. Sıkmadan. Kalçadaki gerginliği, bacak arkasındaki gerginliği hissederek, ona göre davranarak, nasıl bir hareket şu anda bana iyi gelecek, nasıl bırakırsam iyi olur fark ederek tam ortada duruyorum. Ellerimi rahat bırakıyorum ve omurları üst üste yine yuvarlayarak her bir noktasını açarak kalkıyorum. En son baş karşıya açıldım ve dikleştim. Elleri arka tarafta birleştir. Göğsünü bir aç, omuzları geriye doğru çek ve sırtı içe doğru al. Elleri sağ tarafına belinin getirerek dirsekleri birbirine it ve başını ön tarafa doğru indir. Başını sol omuzuna doğru indir. Tekrar buradan elleri arka tarafa getir, göğsü karşıya aç. Parmak sırasını değiştir. Omuzları geri çek, yine aç. Ellerini sol tarafına doğru getir. Omuzları birbirine yaklaştır. Başını ön tarafa doğru indir. Dirsekler arkada, başını sağ omuzuna doğru yatır. Kal orada. 3
Göğüs aç. 2. Ve rahat bırak. 1. Kolları tekrar arkaya doğru getir. Nefes al. Ellerini bırak. Bacaklarını kapat ve minderin ucuna gel. Çok da ön değil. Evet. Ve dik dur. Şöyle döneyim. Evet. Şimdi Tadasana'dayız. Dik duruyoruz. Göğsümüz karşıya açık, omuzlarımız aşağıda. Güneşe selam A serisiyle başlıyoruz. Eller göğsün ortasına getir. Yumuşak bir başlangıç. Nefes al, geriye esne. Öne eğil ve nefes ver, kapan. İleri bak, nefes al, uza. Elleri yerleştir. Adımla geriye gel, stick pozisyonuna yerleş. Dizlerini hafifçe yere koy. Göğsünü hafifçe kaydırarak yukarıya doğru bak. Nefes al. Kalçanı biraz daha aşağıya bırakıp omuzları geri çek. Şimdi kalçayı yukarı kaldırıp aşağı bakan köpeğe gel. Dizler biraz bükülü. Hafif esnemeler yaparak burada kalabilirsin. Biraz topuklarla, biraz kalçalarla sağa sola hareket ederek esnemelerine devam et. Bekle burada. 5 nefes kalacağız. 4 3 2 Ellerin arasına bak. Yürü. Nefesi boşalt. İleri bak ve nefes al. Aşağıda nefes var. Ve yukarıda al. Geriye biraz esne. Eller göğse verirken indir. Kuyruk sokumu içeri. Tekrar al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Al nefes, uza. Ver nefes, in. Yine adımla stick pozisyonuna gel. Karın kaslarını sık, güçlü dur. Kendi ağırlığını öne it. Çaturangaya gel. Yukarı bakan köpeğe kay. Omuzları geri çek. Karnı içe doğru çek ve göğsü iyice aç. Bekle. Şimdi muz yaptığımız pozisyonu, yani bu aşağı bak, yukarı bakanın aslında biraz tam tersi oluyor. Ona geçiyorsun ve orada karnı iyice çekip ellerin arasına bakıyorsun. Karnı sık. 3 2 1 Aşağı bakan köpeğe gel. Kal orada. Ellerine sağlam bas. Yine esnemelerini yap kendi içinde. 5 nefes kalıyoruz. 1 2 3 4 5 Ellerin arasına bak. Parmak ucuna yüksel. Ve ufak bir jump'la öne gel. İleri bak, nefesi doldur. Aşağıda boşalt. Yukarıda al nefes. Geriye esne. Eller göğse ver nefes ve karnı içe doğru hemen topla. Güzel. Al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. İleri bak, al nefes, açıl. Ellerini biraz daha öne, ayaklarını biraz daha geriye koyup önce burada kal, parmak uçlarına bir yüksel olabildiği kadar. Dizlerini bük ve ağırlığı ellere vermeye çalış. Bu sırada hafifçe sırtı kamburlaştırarak kendini daha da güçlü hale getirip taşımaya çalış ellerinle bütün yükünü. Ver yükü öne, ver yükü öne, ver yükü öne. Şimdi dizlerin birazcık daha bükülü ve jump yap. Çaturangaya gel. Yukarı bakan köpeğe kay. Muz formuna gel. Karnı sık. 3 2 Aşağı bakan köpeğe gel. Yerleş. Topuklarını it, kollarını uzat ve başı rahat bırakarak bekle. Sakin nefes alıp ver. Güzel. 1 Esnemelere devam. 2 Devam. 3 4 5 Şimdi yine burada ellerin arasına bak. Parmak ucuna yüksel. Jump'la ellerin arasına gel.
İleri bak, nefes doldur. Aşağıda boşalt. Yukarıda al ve biraz geriye esne. Eller göğse var ve karnı çek içeri. Bir kez daha al nefes, uza. Ver nefes, öne kapan. İleri bak, al nefes, uza. Yerleş ellerine. Biraz ayaklarını geriye al yine bir önceki gibi. Belki birazcık daha geride olabilir. Parmak ucuna yükseleceksin burada ve ağırlığın ellerine gelecek. Yani bir ellerine geldiği bir taraf var. Bir de ellerini yerden keserek ayaklarına geldiği bir taraf var. Böyle bir tahtıravalli gibi, terazi gibi. Şimdi ellerine ver yükü. Gel 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 gel. Parmak ucu. Git arkaya. Ayaklarına ver. Burada ellerimle ayaklarım arası biraz yani yakın değil. Çok da yakın değil. Tekrar koy ellerine. Gel gel gel. Parmak ucu. Geri git. Al nefes. Şimdikinde ellerine ağırlığı verir vermez. Yani en yüksek noktadayken geriye zıplayacaksın. Hazır ol. Öne geldim. Verdim verdim verdim. Şimdi jump. Yukarı bakan köpeğe geç. Nefes al. Aşağı bakan köpeğe gel. Nefes ver. Yerleştim aşağı bakana güzelce. Parmaklarımı uzattım, açtım. Kalça yukarı gönderdim. Başı rahat bıraktım. Kal orada. 4. 3. 2. Ellerin arasına bak. 1. Şimdi tekrar parmak ucuna yüksel ve jump'la yerleş. İleri bak, nefes al. Aşağıda ver nefes. Yukarıda nefes al. Hafif geriye esne. Eller göğse nefes verirken yine toparla. Son setteyim. Al nefes, geriye esne. Ver nefes, öne kapan. Yine ayaklarımı biraz geriye, ellerimi biraz öne yerleştiriyorum. Biraz önceki gibi tahtravalli yapacağım. Ağırlık ellere gelsin, parmak ucuna yüksel. Ağırlık ayaklara gelsin, normal ol. Bir daha ellere gelsin, parmak ucuna yüksel. Yeri it, tekrar geri git ve nefes al. Üçüncüsünde artık ellere ver ve hazır olunca zıpla. Öndeyken hazır olunca zıpla. Bravo, süper. Çaturanga'dan yukarı bakan köpeğe gel. Nefes al. Dizler gergin, biraz muza gel, bekle. Pardon, aşağı bakan değil. Şimdi 4 3 2 1 Ellerin arasına bak. Parmak ucuna yüksel. Yine jump'la öne gel. İleri bak, al. Aşağıda ver. Yukarıda al. Hafif geriye esne ve eller göğse nefes verirken indir. Süper. Güneşe selam serisi B için önce bilekleri birazcık dinlendir. Birazcık ara verip başlayacağım. Dinlendiriyorum. Çevir. Ellerini salla. Elleri birleştir ve nefes alırken sandalyeye uza. Öne eğil, ver nefes, kapan. İleri bak, al nefes, uza. Yine elleri yerleştir. Biraz adımını geriye al. Direkt ellere ağırlık verirken hemen jump yap. Çaturanga, yukarı bakan köpeğe gel. Dizler gergin, karnı sık, aşağı bakan köpeğe yerleş, başı rahat bırak. Uza 4. Uza 3. Uza 2. Bacaklarını kapat. Sağ dizini sadece göğsüne çek. Sağ dizini yana aç. Aç yana, aç 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 aç. Köpek işemesi gibi aç, orada kalsın, bedeni bozma. 4. 3 2 Sağ dizini yandan sağ koltuk altına doğru getir.
ve ellerin arasına bakıp bekle. 3, 2, lunge yap şimdi ortaya 1. Güzel. Şimdi buradan kalçayı aşağı bırakıp dizi yere koydum. Low lunge'a geldim. Elleri arka tarafa getirdim. Göğsü karşıya açtım. Omuzları geriye doğru çektim. İyice açıldım. 4. Güzel. 3. 2. Kalçayı bırak. 1. Ve kolları yukarı kaldırıp yüksel. Şimdi tekrar buradan sağ kalçamın ve sağ topuğumun yere sağlam basarak sağ kalçamın daha aşağı inmesini bekliyorum birazcık. 3. 2. Şimdi buradan ön topukla yeri güçlü itmem lazım. Haylanca geçeceğim çünkü dizim 90 derece olsun. Önce ben ön topukla yeri itip haylanca geldim. Topuğu geriye doğru gönderdim. Ve yukarıdayım. Kalçaları eşitledim. Şimdi elleri indir. Tekrar burada dizi göğse çekerek tut. Geriye bas. Çaturanga'ya gel. Yukarı bakan köpeğe kal. Ve aşağı bakan köpeğe gel. Bacaklarını kapatarak yerleştir. Kapattım bacaklarımı. Sadece sol dizi göğse çektim ve bekledim. Aşağı bakanı bozma. Sol bacak diz yana açtım ve orada bekledim. Aşağı bakanı bozma. Uzamaya devam et. Hala aşağı bakandasın. 3, 2, güzel. 1, dizini koltuk altına getirirken stick ol ve taşı orada. 3, çek. 2 çek. 1 ve lunge yap. Güzel. Arka bacağı biraz uzaklaştır ve dizini yere bırakarak Anjaneyasana'ya gel. Ellerin arkada parmak sırasını değiştirerek kenetle ve kalçanı bırakırken göğsünü aç. Dizin altına istiyorsan yumuşatıcı koyabilirsin. Nefes al, ver. Kalça öne. Göğüs dışarı. 4. Omuzlar geriye. 3. Karın içeriye. 2. Birazcık daha açıl. 1. Şimdi kolları bırak. Yukarı kaldır kolları. Ve sol kalça daha aşağıya batır. Sol topuğuna sağlam bas. Arka ayak parmak ucum hala yerde. Takılı kaldı. Şimdi bir ön topuğumu kontrol ettim sağlam mı değil mi? Şimdi hafif kalçamı yükseltirken ön topukla yeri iterek arka dizimi yerden kaldırdım ve arka topuğuma verdim bütün yükü. Karnım içeride, belimi arkaya yaslı, uzadım iyice yukarıya doğru. Güzel. Kolları indir. Yere koy. Dizini göğsüne çek ve taşı bekle. 3, 2 ve geri bas. 1. Çaturanga'ya gel. Yukarı bakan köpeğe kay. Aşağı bakan köpeğe gel. Başı rahat bırak ve uza. 4. Uza. 3. Uza. 2. Uza. Ellerin arasına bak. 1. Parmak ucuna yüksel ve öne jump yap. İleri bak, al. Aşağıda var. Sarıl bacaklarına. Dizlerini bük. Sandalyeye otur. Popoyu birazcık daha aşağıya indir. Sık. Yukarı çık şimdi. Nefes al. Esne arkaya doğru. Eller göğse, karnı çekerek nefes ver. Ve dik duruşa geri gel. Güzel. Her şey yolunda mı? Baş parmaklar. Tamam. İkinci sete geçiyorum. Sandalyeye otur ve nefes al. Öne eğil ve nefes ver. Kapan. İleri bak ve nefes al. Ellerini güzel yerleştir. Zıplayabileceğin bir mesafeye koy. Şimdi jump yap. Çaturanga. Yukarı bakan köpek yap. Karnı sık. Aşağı bakan köpeğe gel. Ve ellerine sağlam bas. Başı rahat bırak. Güzel. Uza iyice. 4. 3. Bacakları kapat. 2. Sağ dizi göğse yapıştır. Sağ dizi yana, göğsünden ayırmadan aç. Göğsüne hala yapışık kalsın. Yapışık kalsın. Daha yapışık, daha yapışık. Göğsüne yapışık. Aşağı bakanı bozma. Tekrar ellerin arasına bakıyorsun hafifçe.
Ve koltuk altına yapışık getiriyorsun dizini yine oraya. Koltuk altına yapışık. 3 bekle. 2 bekle. 1 bekle. Ve içeri bas. Güzel. Karşıya kendini aç. Şimdi yine burada arkadaki topuk içe basıp öndeki parmak ucu içe basarak parasaritaya gel. Hemen elleri arkada birleştir. Kollarını önce tavana doğru germeye çalış. Olabildiği kadar uzat. Sonra da başını aşağı bırakırken kollarını önüne doğru yani ön tarafına doğru esnetmeye çalış. Yere doğru esnetmeye çalış. Kal orada. 4. Güzel. 3. Bırakma. 2. Bozma. 1. Şimdi ellerini beline koy. Ellerini yere uzat. Şimdi burada dizlerini büküyorsun ve topukları içe doğru basarak sumo squat'a geliyorsun. Sumo squat. Yavaş yavaş kaldır kendini. Ve dizlerini tutarak bedenini yasla dizlerine, kalçanı daha aşağıya serbest bırakmaya çalış. Omurgayı arada uzatmaya çalış ve orada kal. Nefes al ver. 4. 3 2 Şimdi hafifçe sağ tarafa doğru twist yapacak şekilde omurgan sağdan yukarıya bak. Poponu aşağı biraz daha bırak. Aşağı gevşesin o. İnsin aşağı iyice. Sen dön sağdan yukarı bak. Kollarını olabildiği kadar gergin yapıştırmaya çalış. 2 ve 1 Yavaşça buradan sol elinle bacağın içinden yere dokunmaya çalış ve orada kal. Sağ kolunu yukarı kaldırıp nefes al ve göğsü iyice aç ve bekle. Sumo squat'ta açılıyorsun. Aynen öyle. Dizini dışa doğru itiyorsun. Karnını içe doğru çekiyorsun. Süper. Kal orada. 3 2 Şimdi buradan yavaş yavaş sağ bacak gerilsin düz. Ellerinin ikisini de yere koy. Yavaş yavaş skandasana'ya doğru otur. Sağ bacak düzelttim. Sonra çevirdim. Sonra hafifçe sol topuğuma doğru basa basa ya da parmak ucumda kalarak popomu biraz aşağıya indirmeye çalıştım o kadar. Bekle. Tam oturmayabilirsin belki. 3, evet, orada kal. Yani hafif böyle önde de popom, parmak ucum kalabilirim. 2 Şimdi buradan tekrar parmak ucum yukarı baktığı için o tarafa doğru yürüdüm. Ellerimi yine buraya yerleştirdim. Lanç'a geldim. Ve adımımı geriye doğru aldım. Karın kaslarını sık. Çaturanga'ya gel. Yukarı bakan köpeğe kay. Aç göğsünü. Aşağı bakan köpeğe gel. Kalçayı kaldır, karnı sık. Başı rahat bırak ve omurgayı uzat. Bacaklarını kapat. Birleştir. Şimdi burada sol dizi göğsüme yapışık bir şekilde çektim. Göğsümden hiç ayrılmadan onu yana almam gerekiyor. Göğsüme yapışıkken yana. Evet. Kal orada. 3 2 Şimdi ellerin arasına bakacağım. Yavaş yavaş koltuk altıma doğru sol dizimi getireceğim. Taşıdım. 3 2 ve öne lanç yaptım. 1. Süper. Arkadaki parmak ucu topuk içe. Öndeki parmak ucu içe. Döndüm parasaritaya. Ellerimi hemen arkada birleştireceğim. Parmak sırasını değiştirip tavana uzatacağım önce. Boynumu da aşağıya doğru. Sonra kollarımı öne ve yere doğru esnetebilirim baş rahatken. Kal orada. 4 3 2 ve 1 Yavaşça ellerini beline al. Ellerini yere koy. İleri bak ve göğsü aç. Parmak uçlarını dışarı, topuklarını biraz içeri çevirerek sumo squat'a otur. Şimdi ellerini dizlerine koy. Omuzlarını dışarıya doğru, yukarıya doğru çıkartıp poponu iyice aşağıya serbest bırakmaya çalış. Böyle oturup
rahat bir şekilde kollarına yaslanmış olman gerekiyor. Omurga iyice uzasın, biraz kendini öne verirsen daha da uzatabilirsin. Şimdi buradan hafifçe sola twist yapacak gövden ve başım soldan yukarı bakarken sağ omuz öne geliyor, sol omuz geri gidiyor. Bacaklarımı itiyorum bu şekilde. Kollarımın gerginliği aslında bacaklarımı itmeme yardımcı oluyor. Omurgamı uzatmama yardımcı oluyor. Kal orada, yukarı bak. 3, 2 ve sağ kolundan artık aşağıya in. İğnenin bacak içinden yere in. Sol kolundan yukarı çık. Nefes al, yukarıya dokun. 4 bekle. Dizini dışa doğru itmeye çalış. 3 bekle. 2 ve şimdi sol bacağını düz hale getir. Normal uzat. Elini yere koy. Ağırlığını sağ tarafa vererek yavaş yavaş otur ve parmak ucunu yukarı çevir. Aferin, süper. Şimdi burada bir göğsü açmaya çalış. Kal orada. 4. Güzel. Orada kal Korhan. Evet. 3. Popoyu biraz daha aşağı bırakabilirim. 2. Şimdi buradan sol ayağımın yönüne doğru orayı yere basacağım. Yavaş yavaş kendimi kaldırdım. Buraya geldim. Lunge yaptım. Ayağımı çevirdim. Düzeldim. Süper. Adımı geriye çıkarttım. Ve çaturangaya indim. Yukarı bakan köpeğe kaydım. Ve aşağı bakan köpeğe geldim. Baş rahat. Güzel. 4. Uza 3. Uza 2. Uza 1. Ellerin arasına bak. Parmak ucuna yüksel. Belki biraz yakına gelip jump öyle yapabilirsin. Ve jump. İleri bak, al. Aşağıda ver. Sandalyeye otur, poponu biraz daha aşağı indir. Yani dizlerin kadar belki inebilir. Popoyu sık, kolları yukarı kaldır. Karnı çek, hafif beli arkaya yasla. Şimdi yukarı çıkarak nefes al ve geri esne. Eller göğse, nefes verirken bitir. Tekrar bileklerini çevir birazcık. İkinci set bitti. 3 serimiz daha var. Ters tarafa çevir. Şimdi tekrar elleri birleştirip sandalye pozisyonunda nefes al. Beli hemen uzat. Öne eğil ve nefes ver, kapan. Yine ellerinle mesafeni ayarlayarak bir ileri bak. Nefesi doldur. Yapıştır elleri. Ağırlık öne verirken hop. Jump yap ve çaturanga. Nefes al. Yukarı bakan köpek. Nefes ver, aşağı bakan köpeğe gel. Güzel. Kal orada. 4. 3. 2. Şimdi bacakları yine birazcık öne bas. Başım, sağ bacak yukarı kaldır sadece. Tavana dokun. İleri bak, nefes al. Sağ dizi göğse çek iyice ve sağ dirseğine doğru yaklaş ve sol parmak ucuna iyice yükselip bütün yükünü öne getirip taşı. 3, karnı sık, 2, karnı sık ve 1 burada lunge yap. Güzel. Bacaklarım arası zaten birazcık dar kaldı. Burada kalacağım, ön bacağı yavaş yavaş gireceğim. Belki ellerimin altına blok koyarsam burada rahat edebilirim, yükseklik. Sandalyeden tutabilirsin hangisi rahatsa. Ya da direkt burada yumruklarını yere koyup göğsü karşıya açmaya çalışarak bekle. Sağ kalçanı geri gönder. Omuzu geri çek ve uza. Paravitra Trikonasana yapacağız. Bekle. 4. 3. 2. Şimdi burada biraz denge girsin işin içine. O yüzden sol elimi sağ ayak bileğime koydum. Ve sağ kolumu yavaş yavaş yukarıya doğru açacağım. Önce bir şöyle düşün. Sol elinde bir ok ve yay var. Sağ elinde de yay, ok tutuyorsun. Şimdi oku geriye doğru çekmeye başladım. Yayı öne doğru germeye başladım. Ve hala hedefe, yani yere doğru bakacağım. Orada kaldım.
bozulmazsa başımı çevirdim. Sonra da bıraktım yayı, açtım kolu. Ve orada kaldım. Sağ kalça geri gönder, karnı çek içeri. Kal orada. 4. Bozma. Denge 3. Süper. Denge bozuksa hep yere bak. 2. Hep ayağına bak. 1. Ön dizi bük hemen. Bük hemen. Şimdi yavaşça kalk helikopterle yukarıya doğru. Arka topuk içe basıp savaşçı bir yap. Kolları uzat ve karnı içe doğru çek. Ön topukla yeri güzel it. Ve nefes al, ver, bekle. Şimdi burada bir twist daha yapacağım. Yine sol kolum sağ tarafa geçecek. Dizimin dışına. Arkadaki topuğumu yerden kaldırabilirim. Ona izin var. Şimdi sol dirsek getir, sağ dizin dışına doğru tak. Dirsekleri üst üste getir. Yere bakarak göğsünü sağ tarafa doğru çevirip bekle. Dengeni hissettiysen yukarı bak. Sağ kalçayı geri gönder. 3 karnı çek. 2 çek. 1 çek ve ellerini boz, yere koy. Dizi göğse doğru çekerek tut. Ve bu geriye uzat. Şimdi çaturangaya gel. Yukarı bakan köpeğe kay. Ve aşağı bakan köpeğe gel. Ayaklarını güzel bas. Kapalı ve birazcık öne bas. Daha kısa bir aşağı bakan köpek. Kalçayı yukarı it, başı rahat bırak ve sol bacaktan yukarıya uza. Ellerine sağlam bas. Şimdi hafifçe ileri bakacağım. Sol dizi göğse doğru çekeceğim. Dirseğimin arkasına doğru getireceğim ama sağ ayakla en uca doğru yükselmem gerekiyor, parmak ucuma, ve tam öne geldiğimde omuzlar elleri geçince orada duracağım. 4. 3. Popo yukarı al. 2. Popo yukarı al. 1. Lunge yap. Aferin. Arka topuk yere. Ön bacak gergin ve ellerin altına yükseklik alabilirsin. Ya da yumruklarına yaslanabilirsin, bileklerini dinlendirmek için. Şimdi yine burada göğsü açmaya, omuzu geriye doğru çekmeye çalışırken uzamaya sürdüreceğiz omurgada. Biraz bacak arkası Paschimottanasana'dayken biz esneyecek. Sonra da Parivitra Trikonasana'ya geçeceğiz. Kal burada. 4. Uzat omurgayı iyice. 3. Bravo. 2. 1. Şimdi yine denge işin içine girecek ve konsantrasyon. Denge olunca mecburen konsantre olmamız gerekiyor. Sağ elimi bileğime koydum. Oradan yayı aşağıya doğru gerdiriyorum. Sol elime de oku aldım. Yayı yukarıya doğru oku çekerek yayı gerdiriyorum. Oku çekerek yayı gerdiriyorum. Oku çekerek yayı iyice en sona kadar gerdirdim. Yere baktım. Burada kalabilirim. Dengeliysem eğer kolu yukarıya doğru uzattım. En sonda başımı çevirebilirim belki. Yukarı bakabilirim. Nefes al ve ver. 4 3 Sol kalça geri gönder. Sol dizi çok fazla germe. 2 Sol dizi bük. Helikopterle kalk. Savaşçı bir için arka topu biraz içe doğru çevir. Ve kolları uzatarak burada bekle. Çok büyük bir aşağı bakan şey, çok büyük bir savaşçı bir de değilim. Daha kısa. Karnı çektim, orada kaldım. Uza 4. 3. Şimdi sağ dirsek sol dizin dışına gelecek. İstersen o sırada sağ topuğumu da kaldırabilirim. Ama böyle duruyorsa da bozma. Sağ dirsek getir. Kalçanı geri al. Göğsü açıp yavaşça buradan yere bak. Omuzları üst üste getirip en son başı yukarı çevirebilirsin. 4. Sol kalça geriye. 3. Sağ topuk yere. 2. Elleri boz. 1. Şimdi dizi göğse çekip bekle. Ve geri al.
Çaturanga'ya in. Yukarı bakan köpeğe kay. Aşağı bakan köpeğe gel. Uza bir. Uza iki. Baş rahat. Uza üç. Uza dört. Bacaklarını minder kadar geniş bas. Kalçayı yukarı çevir. Ellerinle geriye yürü. Yürü yürü yürü. Topuklarına yaklaş. Dirseklerini tut ve kendini aşağıya sarkıt. Bekle. Rahat. Uzamaya çalış. Nefes al ver. Dört. Üç. İki. Çömeliyoruz ve Malasana'ya doğru yavaş yavaş oturuyoruz. Topuklarımın altına yastık veya yükseklik koyabilirim. Kalçamı aşağı indirdim ve rahat oturdum. Ayaklarımın mesafesini de yine kalça ekleme bağlı olarak kendim ayarlıyorum. Yani çok açık olmayabilir, çok kapalı olmayabilir. Nasıl rahat oturacaksan onu seç. Çok içe dönük olmayabilir. Biraz dışa dönük olabilir. Ayarla. Şimdi burada biraz önce yaptığım yerde yaparken, yatarken şu belim yuvarlaktı, şu anda da yuvarlak. Biz o yuvarlaklığı içeri çekmiştik ve happy baby pozisyonundayken. Şimdi yine yuvarlaklığı içe doğru çekip dik oturmaya çalış. Olabildiği kadar. Elleri birleştir göğsün ortasına getir. Dirseklerinle dizlerini dışa doğru iteceksin. Omuzlarını indireceksin. Göğsünü kaldırıp hatta daha burnunla tavana dokunmaya çalışacaksın. Sırtı, beli tamamen içeri çek. Bir tek popom dışarıda kalsın. Güzel. 4. Süper. Omuzlar aşağı. 3. Bırakma. 2. Harika. 1. Ve rahat bıraktım. Şimdi burada dirseklerim kapanınca dizlerim birbirine yaklaştı birazcık. Sağ tarafımdan sağ koltuk altımı ve omuzumu sağ dizimin içine doğru yerleştireceğim. Ve sağ kolumu dışa doğru uzatacağım. Şimdi sol kolu iyice açacağım ve göğsümü tavana doğru çevireceğim. Sırt içeriye doğru ve yine bel içeriye doğru girsin. Şimdi geri geldim ortaya doğru. Elleri yine birleştirdim. Göğsü bir düzelttim omurgamı. Şimdi sol omuzumun dışını ve sol koltuk altımı sağ dizimin içine doğru yapıştıracağım. Daha içeri girdim. Elimi uzattım sola doğru. Ve sağ kolumdan açılırken iyice belimi içeri çekmeye çalışıyorum. Ve göğsümü daha dışarı çıkarmaya çalışıyorum. 4. Güzel. 3. Çek sırtı içeri. 2. Ve yavaşça geri gel. 1. Süper. Burada kal. Şimdi buradan yavaşça tekrar bacaklarım, ellerimi ön tarafa doğru getirerek popomu yukarıya doğru iterek birkaç defa sıçrama yapacağım. Frog jump yapacağım. Kalçayı yukarı at ve in. Yukarı popo yukarı. Evet Ecem güzel. Funda güzel. Evet Candan. Ele güzel. Güzel Özlem. Popo yukarı in. Popo yukarı in. Evet. Süpersin. Şimdi tekrar buradan yavaş yavaş öne doğru zıplayacağız. Yani minderin ucuna doğru geleceğiz. Ve öne geldim. Bacaklarımı toparladım. Şimdi buradan yavaşça ileri baktım. Aşağıda nefes verdim. Sandalyeye oturdum. Kolları yukarı kaldır. Geriye doğru biraz esne. Açıl iyice. Ve eller göğse nefes verirken bitir. Dik dur. Son iki seriye giriyorum. Yavaş yavaş bitecek. İnşallah. Şimdi tekrar sandalye pozisyonuna otur. Nefes al. Öne eğil ve nefes ver. İleri bak ve nefes al. Elleri yerleştir. Dizleri bük ve jump.
Nefes alırken, yukarı bakan köpek, nefes verirken aşağı bakan köpeğe gel. Uza 4. Uza 3. Uza 2. Uza 1. Şimdi sağ bacağımı yine göğsüme çektim. Yavaş yavaş yana doğru açtım onu göğsümdeyken. Açtım, açtım, açtım. Şimdi yine buradan kapattım. Tam tersi bir daire yapacağım. Yani bacağımı yukarıya doğru uzatacağım önce. Sonra biraz önceki yerden, yani göğsüme çektiğim yerden yan taraftan göğsüme çekeceğim bu sefer. Çektim ve tekrar ön tarafa doğru döndürüp kapattım. Bir kez daha önce uzattım. Sonra o koltuk altıma doğru yandan onu çektim. Çektim ve tekrar kapattım ve yukarı uzattım. Şimdi bunun aynısını ellerinin arasına bak. Bacak düzken daire çizerek sağ elinin dışına bas. Lunge. Yerleş. Yumruklarına yaslan. Kalçayı aşağı indir. Göğsü karşıya doğru aç. Omuzu geriye doğru çek. Ve burada uza ve bekle. Kalça insin. Kal orada. 4. 3. Bir geriye esneme yap. 2. Ve 1. Şimdi buradan sol eline veya sol dirseğine yaslanabilirsin. Hangisi rahatsa. El veya dirsek. Ve yavaşça buradan sağ kolunu yukarı uzatıp arkaya doğru dokunmaya çalış. Arkandaki duvara git. Gitsin o el arkadaki duvara. Belki arkadaki ayağı tutacağım dünkü gibi. Yapabilirsen. Bükerek. Yakala. Göğsü aç ve orada bekle. 4. Karnı çek. 3. Nefes al ver. 2. Bırakma. 1. Açıl iyice, açıl iyice, açıl iyice ve geri dön. Aşağıya elini indir, yumruklarına tekrar yaslan. Eşitle kendini, nefesi doldur, omuzu geriye doğru çek. Şimdi buradan yavaşça arkadaki dizi kaldır. Ve arkadaki adımını da ön tarafa yine elinin dışına getirip bas. Güzel. Şimdi buradan öne doğru kapandım. Ellerimi yere koydum. Dizleri büktüm. Buradan geriye jump'la kendimi yerleştiriyorum. Yine çaturangaya düşeceğim. Bacaklarım yandaydı. Büktüm. Ve jump. Çaturangaya in. Yukarı bakan köpeğe kay. Aşağı bakan köpeğe gel. Şimdi ellerine sağlam bas. Sol dizi göğse çek. Yana doğru açtım onu. Tam tersi daire çizeceğimi düşün. Kapattım. Kapattım ve yukarıya doğru gerdim. Yandan getirdim. Getirdim, getirdim, getirdim. Kapattım onu göğsüme. Ve yukarıya doğru gerdim. Bir daha yandan getirdim, getirdim, getirdim. Kapattım onu göğsüme. Yukarı gerdim ve şimdi ellerimin arasına baktım. Bacak düzken o daireyi bir kez daha yapacağım. Ve sol elimin dışına basacağım. Yumruklarını yasla yere. Getir sol elin dışına bas. Arka diz gergin. Ön dizi bük. Ve lizard poza in. Arka dizi yere bırakıp göğsü açarak bir geriye esnemede kal. Omuz geriye, sırt içeriye. Göğüs dışarıya. Kal orada. 3. Bırakma. 2. Bileklerini uzat. 1. Sağ eline veya sağ dirseğine yaslan. Rahat bir şekilde. Sol kolunda yukarı uzatıp arkaya dokunmaya çalışarak iyice aç kendini, bekle. 3. Belki arkadaki dizi büküp tutabilirsin. 2. Nefes al ver. Kalça aşağıya insin. Göğüs açılsın. 4. Bozma. Güzel. 3. 2 ve kolu tekrar öne getirip yumruklarına yaslan. Arkadaki parmak ucunu yere takıp dizini yavaşça kaldır. Topuğu geriye doğru it.
Şimdi buradan arkadaki adımını da sağ tarafa getirip çömelme pozisyonu gibi buraya yerleşiyorsun. Elleri ayakların hemen içine koyuyorsun. Dizleri büküyorsun ve dirseklerini dizlerinin içine doğru saklıyorsun. Buradan şimdi kendini zıplatıp arkaya doğru jump yapacağım. Çaturanga'ya geldim. Yukarı bakan köpeğe kaydım. Aşağı bakan köpeğe geldim. Başı rahat bırak ve uza 4. Uza 3. Uza 2. Uza 1. Şimdi bacakları biraz öne basarak, biraz da açarak yerleştir. Yine burada ellerin dışına doğru frog jump'la yavaşça zıplamaya çalış. Dizleri bük ve jump. Şimdi ileri bak, nefesi doldur. Sandalyeye otur, kalçayı sık, aşağıya doğru indir iyice. Ve elleri yukarıya uzatıp nefes al. Yukarı çık, popoyu sıkarak yüksel. Kuyruk sokumu içeri. Ve eller göğse, nefes verirken bitir. Bacakları kapat, ön tarafa gel. Son set, sandalyeye otur, nefesi doldur. Öne eğil ve nefesi boşalt. İleri bak ve nefesi doldur. Yerde nefes ver. Ellerini yerleştir. Jump. Çaturanga'da yukarı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpeğe gel. Yerleş. Güzel. 4. 3. 2. Bir. Bacakları kapat, sağ bacak yukarı kaldır, nefes al, tavana dokun. Sağ dizini sol dirseğine doğru değdirip karnı sık ve taşı. 3 bırakma. 2 bırakma. 1 ve lunge yap, öne doğru gel. Şimdi ellerini arka tarafta birleştir. Omuzu geriye doğru çek, göğsünü karşıya göster. Ellerini bozmadan ağırlığını öne vererek yavaş yavaş bacağını kaldır ve hala karşıya bakıp bacak ne kadar yukarı çıkacak bekle. 4 3 2 1 indir, yavaşça yere kon, göğsü bir aç, omuzu geri çek. Sırt içeriye al ve nefes verirken bacak düzken Parshvottanasana'dan yere doğru uzanıp bekle. 4 3 2 elleri koy ve adımı geri çıkar. Çaturanga'ya gel. Yukarı bakan köpeğe kay ve aşağı bakan köpeğe gel. Uza 1, uza 2, sol bacak yukarı kaldır, sol dizini sağ dirseğine değdirerek taşı ve orada kal. 4, sık, 3, sık, 2, sık ve lunge yap. Elleri hemen arkada birleştir. Omuzları çek, geriye göğsü aç ve göğsün açıkken ileri bak sadece. Dengeli bir şekilde yavaşça arkadaki bacak kalkıyor. Yukarıya. Göğsü açık bekliyorum. 4 bekle. Güzel. 3 dikkati bozma. 2 tek bir noktaya bak. 1 yavaş yavaş iniyorum. Ayağımı çok uzağa basmadım. Yükseldim, nefes aldım. Dizi gerdim. Kalçayı çıkarttım. Ellerimi yere doğru indirdim. Sırtım düzken orada kaldım. 4 3 2 dizi büktüm, elimi koydum. Adımı geriye aldım. Çaturanga'ya geldim. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpeğe geldim. Kaldım yukarıda, bekle 4.
3 2 Şimdi ellerin arasına bak. Bağdaş yapacak şekilde. Ayakları çaprazlayarak öne sıçra. Topuklarına, evet, popona otur. Güzel, popona otur. Şimdi yine göğsü karşıya aç. Kolları ön tarafa uzat. Yavaşça buradan dizlerini göğsüne doğru çekip taşı ve burada bekle. Koltuk altına yakın olacak dizlerin. Sen ondan uzaklaşmayacaksın. O senden uzaklaşmayacak. Topuklar kalçadan uzaklaşmayacak. Her şey kapalı kalacak. 3. Bırakma. 2. Bırakma. 1. Şimdi buradan yavaşça ellerini yere koy. Geriye git. Yine sallan. Halasana'ya. Buradan biraz önceki gibi, en başta yaptığım gibi ayakları çözdüm. Kalkacağım çömelme pozisyonuna. Geleceğim ve ellerime yaslanacağım. Burada kalacağım. Evet, aynen öyle. Dirsekler ve dizlerim buluştu mu buluşmadı mı? Bak bakalım. Şimdi bir kez daha oturuyorum. Normal. Kolları öne uzatıyorum. Dizlerimi koltuk altıma yaklaştırıyorum. Ayaklarımı yerden kesip bekliyorum. Karnı sık. 4. Güzel. Koltuk altına dizlerini kapat. Topukları kalçaya çek. 3. Ellerini şimdi karşıya doğru çevirip yeri ittiğini düşün. 2. Şimdi buradan yine geriye gidiyorum. Elleri yere koy. Halasana'ya gel. Halasana'dan sonra yine hafifçe hız alarak bakasana için kendini kaldırdın. Aynen öyle. Güzel. Belki burada dilek olarak bakasana'ya geçip kalabilirsin. Ama öncesinde bir bakasana için hazırlık çalışması yapalım. Şimdi duvarın yine önünde olabilirsin. Bir yastık veya işte yükseklik lazım tam önümüze gelecek şekilde. Yüksekliğimi yüksekten alçağa doğru azaltabilirim. Hareket kolaylaştıkça benim için. En başta daha yüksek olursa mesela iki yastık daha kendimi güvende hissediyorum. Sonrasında daha onu azaltıyorum. Giderek yok ediyorum yani. Şimdi bakarsan da dirseklerimin açılma problemi var. Birincisi bu. İkincisi dizlerimin buradan kayma problemi var. Şuradan bir şekilde içe veya dışa kayıyor. Bunlar da bizim için sorun oluyor. Üçüncüsü kendimi öne vermekten korkuyorum. Başımın üzerine veya burnumun üzerine düşerim diye. Bunlar bizi engelleyen şeylerden birkaç tanesi. Şimdi buradaki bizim güç aldığımız ve stabilize tuttuğumuz yer neresi? Birincisi kollarımız bu şekilde içe doğru sıkıştırma hareketini stabil olarak tutmak zorunda. Tamam. Yoksa kalkarak dengede kalmakta sorun yok. Mesela cheat yaparak yani herhangi bir şekilde bakasana yapıyormuş gibi bir yaparsak eğer şöyle yapabiliriz bunu en basit halde. Sadece dengeyi hissetmek için yaptırıyorum. Kolları geniş basacaksın bu şekilde yere ve dizlerini de onun arkasına yaslayacaksın. Şöyle geniş. Ve kendini öne getirdiğinde ayakların otomatik olarak yerden kalkacak. Bir bunu dene en basit haliyle ve yine önünde bir yastık olsun. Kolları geniş bas. Dizleri arkasına koy. Ve ağırlığını sadece ön ve arkaya getirerek bir dengeyi denemeye çalış. Çünkü denge çok zor bir şey değil. Yani ağırlığın öne verdiğinde bu ayaklarının kalkması gerçekten çok zor bir şey değil. Burada sorun yok. Bunu herkes yapıyor. Ama bu bizim gerçekten bakasana dediğimiz hareket değil aslında. Bu sadece dengeyi öğrenmek için yaptığımız bir şey. Korkunu yenmen için yapabilirsin mesela bunu. Önünde yastık var diyelim. Yastığa düşecek gibiysen de hemen alnını veya başın üstünü çevireceksin. Burnun gelmeyecek. Onu da şöyle yapıyorsun. Mesela sallanıyorum burada diyelim. Öne gitmek istiyorum. Hop, gittim ve düştüm. Ama bu kadar fazla gitmek istemiyorum. Burada kalacağım. Bu. Bir daha öne gittim. Hop.
Acaba durabilir miyim, duramaz mıyım? Duramazsam zaten yastığa düşeceğim. Durabilirsem de duracağım orada. Geniş yaptığında kolay. Herkes yapabildi. Ama önemli olan burada hareketi yükseltebilecek güce sahip olmak. Yani biz şu anda kendimizi daha çok yerin çekim gücüne bırakarak bir bakasana yapıyoruz. Ama bakasana da aslında biz yerin çekim gücüne karşı koyacak bir karın kasına ve kol gücüne ihtiyacımız var ki yükselebilelim. Aşağıda bakasana ve yukarıda bakasana diyebiliriz buna. Şimdi burada da aradaki fark şöyle oluyor. Burada tamamen gevşedim, aşağı doğru böyle bıraktım kendimi. Sırtımda herhangi bir farkındalık yok. Normal yaptığımda ise iyice kapanacağım ve bacak da topuk kalçaya gelecek ve ne kadar yukarıda olduğuma bak. Yukarıdayım bayağı. Tamam. Amacımız bu noktaya gelmek. Yavaş yavaş. Şimdi bunun için bir iki tane daha yani drill göstereceğim. Kolaylaştırıcı bir şey. Birincisi kendini yükseltmek için kollarının gücüne ihtiyacım var. Dedik ya kollarımız açılıyor. Hemen kemerlerini al ve dirseklerine omuz hizasında onu geçir. Böyle yaptığım zaman yani açıp şu şekilde bakarsan açısını koyduğum zaman ellerimi dirseklerimin omuz hizasında olması gerekiyor. Bunu bir hissetmek için ona göre ayarla. Bu ölçüyü alacaksın daha yapmadan önce. Bu zaten beni otomatik olarak aslında hemencecik hareketi kolaylaştıracak bir etki yaratacak. Çok zorlanmayacağım yani. Şimdi yine dirseklerimin yeri hani şey dizlerimin yeri herkesin birazcık orada değişiklik gösterebilir. Mesela dizimi buraya koyabilirim bu şekilde sivri bir şekilde. Bazıları burada acı çeker. Dizimi bu şekilde kemik buraya koyabilirim, tamam. Ya da dizimi koltuk altıma getirip burada yapabilirim. Hangisinde senin bedenin rahatsa onu yap. Deneyeceksin. Sadece dizini bir şekilde kolun arkasına bir yerlere yerleştir. Orada dayansın ve kalsın. Şimdi yine burada ellerimi koydum aynı noktaya. Ve dizlerimi hafifçe yasladım. Kalçamı burada artık başlarken çöken bir aşağı bakan, pardon, çöken bir bakasana da değiliz artık. Çünkü dirseklerimiz kapandı. Biz yükseldik otomatik olarak. O yüzden de popomuz aşağıda başlayamayız. Popoyu yukarı aldım. Öne geldim. Yastık önümde duruyor hala ve bacakları kapatıp topukları kalçaya çekerek iyice geri itmeye çalışıyorum kollarımla. Şimdi burada bacak kalkmıyorsa o zaman şunu yapacağım hemen. Çok rahat. Arkama duvarı alacağım ama duvarla olan mesafemi bir ilk tekrarda hissediyorum. Yani hemen oluşmuyor. Çok yakın durmuyorum. Çok yakın durursam beni duvar öne itebilir. Yine burnumun üzerine düşebilirim. O yüzden yine önüme belki bir yastık koyarım. Ama aslında çok da ihtiyacın olmayacak. Şimdi ellerimi yerleştirdim. Dizlerimi yerleştirdim. Ve buradan hafifçe duvara parmak ucumla buradan çıktım. Diğeriyle de çıktım ve burada kalıp İleri bakmaya çalışıyorum. Şu an parmak ucumla duvara hafifçe dokunuyorum ama dirseklerim hep 90 derecelik açıda kalacak. Tamam. Bu da kolları, omuzları bayağı güçlendiriyor. Orada sabit kalman için destek veriyor. Çok oturmadan başlıyorsun. Oturmak yok. Popon yukarıda başlıyorsun. Burada başlıyorsun. Dirsekler dizler birleşikken başladım. Diğer ayaklarımla tırmandım tavana, şey, duvara sadece o kadar. Evet. Şimdi burada yine aynı mantık yapabilirsin. Mesela duvardan destek alarak yapabilirsin veya tek dirseklerinde kemer olarak yapabilirsin. Ekapadaya geçerken de popomu iyice sivriltmem gerekiyor. Sağ bacak göğüste biraz önce aşağı bakanda çektiğim gibi çekip dirseği bükerken ağırlığı öne veriyorum. Yavaş yavaş popomu yukarıya doğru gönderip diğer bacağımı da dengeleyerek yukarı kaldırıyorum. Bu olmadı diyelim. O zaman yine duvardan biraz uzaktayım. Ve yine burada kalçamı yukarıya doğru götürüp öne doğru bir bacak pardon göğse çektim. Geldim. Evet. Bir bacak hemen duvara tırmandı. Ve burada kalabilirim. Tamam. Hemen duvarı tutman lazım. Birazcık daha zor olabilir ama dengeli basınca oluyor.
duvarla mesafeni ayarlayınca oluyor. Benim kemer beni birazcık daha yordu. Kollarımı özgür kullanamadım. Daha rahat ediyorum kemersiz. Diğer bacak yapacağım. Popomu indirmeden başlıyorum ki sonra popomu kaldırmam çok zor çünkü. Diğer bacak popoyu yukarı çekeceği için. Evet. Korhan, şeyden başlayacaksın. Yani aşağıdan yukarı çıkamaz o bacak. O yüzden hareketi şu kısımda düşün. Bu kısımda düşün. Burada yukarıda olabildiğin kadar yukarıdasın. O yüzden bunu çektiğinde hala popon yukarıda. Yerleşti popom yukarıda. Ve bunu da ittim yukarı. Yani aşağıya hiç popomu bırakmayacağım. Düşürmeyeceğim aşağı popoyu. Burasını düz tut. Buradan başlat hareketi. Buradan getir. Buradan indir. Buradan yerleş. Popoyu yukarı gönder hala. Ve buradan da yavaş yavaş diğer bacağını kaldır. Evet. Bak palyaço duruşuna geldin. Şimdi buradan palyaço duruşuna geçeceğiz. Ve oradan da şeye geçeceğiz. Baş duruşuna geçeceğiz. Bunun için yine duvar var önümüzde. Duvara yastığımızı bu sefer bitişik koyacağız. İzle. Yaptığın, şimdiye kadar yaptığın aynı şeyi yapacaksın. Sadece burnunu veya alnını değil de başın tepesini duvara koyacaksın. Bakarsan ne yaptım. Hizalarımı burada buldum. Sonra öne gelirken başımın tepesini koydum ve hemen duvarın önünde tripod yaptım. Boyunda problem varsa yapmıyorsun bu hareketi. Boynunda problem varsa. Boynun rahatsa yapabilirsin ama herhangi bir problem varsa hiç yapmıyorsun kesinlikle. Ve kolların çok hafif düşmen gerekir. O yüzden yumuşak bir yastık olması iyi. Yastığın çok alçak olmaması da iyi olur. Süpersin. Kim o ya? Aferin. Nazlı, aferin sana. Yavaşça düşüp, evet, kaldır. Aferin Zeynep, oradan güzel git. Git yukarı, git yukarı, it. Aferin. Ecem niye öyle baka kaldın? Göstereyim. Çok böyle bekleyerek yapmıyorum. Yani bakarsana da fazla beklemiyorum. Yani buradan geldim. Yerleştim. Hafifçe öne giderken başı koydum. Sonra da yukarıya uzattım bacaklarımı. Hafif hafif giderken başını yavaşça öne ver. Çok yüksek bir bakarsana yapma. Özlem. Evet, aynen öyle yap. Güzel Özlem. Oradan da yukarı gönder bacakları. Popoyu arkaya gönder. Süper. Aferin. Bravo Yaprak. Aferin Zeynep. Hadi Hazal, yapacaksın. Aferin Hazal. Gittir poponu, ittir. İttir poponu. İttir poponu. İttir poponu. Bir ayak, bak Hazal'cığım şunu yap. Bir ayak çapraz olarak bu şekilde dirseğinde kalacak ki diğerini kaldırırken mesela böyle çapraz yaptım. Koydum başımı. Buna yaslanayım ki bunu kaldırırken bu bana destek olsun. Sonra bunu da kaldırabileyim gibi tek tek yapabilirsin. Sona doğru yaklaşıyor. Son denemelerinizi yapın. Tüm yükü bırak yere, kollar bacaklar rahat olsun. Ağzı dişlerini rahat bırak, yanakları dudakları rahat bırak, gözlerin çevresini rahat bırak, kaşların ortasını rahat bırak. Yerle temas ettiğin noktaları fark et.
ağırlığını yere bırak. Bedenin ağırlaştığını, kendini bırakmak için ne kadar hazır olduğunu fark et. Yerle temas ettiğin noktaları fark et. Her nefes verişte biraz daha ve biraz daha ve biraz daha bedeninin dibe çöktüğünü fark et. Bacakların, kolların, başın, tüm bedenin her parçan, yapboz gibi düşün, her parçanın kendi içinde gevşemesi, o yapbozun bir parçasını yerine yerleştirmek gibi tüm bedenin gevşemesine katkıda bulunacak. Yani bütün resmi görmemiz için, bütün bedenin gevşediğini hissetmek için her bir parçanın tek tek kendini bırakması gerekiyor. Bu ağacın yaprakları gibi düşün. Bir ağaç var, bir gövde var, bir kök var. Onun dalları var bütün olarak. Ve de yaprakları var. Her bir yaprak onun parçası. Yaprakları ondan, onun parçası olmayarak düşünemeyiz. Ve yenilenme zamanı geldiğinde, yani bırakma zamanı geldiğinde de bu parçalarını ağaç teker teker bırakıyor. Her bir yaprak düşüyor. Kuruyor ve düşüyor. Ve bizim de bırakmamız gereken böyle kurumuş yapraklarımız oluyor zaman zaman. Özellikle de her ders sonrasında gerginlik hissettiğimiz alanlar ve kurumuş yapraklar gibi düşünmeliyiz. Bırakacağız ki orası tekrardan yeni bir yaprak için, yeni bir tohum için, yeni bir gelişim için açılabilsin, boşalabilsin. Bu nedenle hayal ederken, bırakmaya çalışırken aklında hep bu yapraklar olsun. Evet, yaprakların her biri ağacın bir parçası. Ama bir ömrü var. Bizim de hissettiğimiz her bir gerginlik, her bir mutluluk, her bir üzüntü, her bir özgürlük anı ya da her şey bizim bir parçamız. Ama bazen bunların süresi, zamanı doluyor ve bizim enerjimizi harcamaya, kuru kuru bize enerji çalmaya devam ediyorlar. Biz de bunu fark ettiğimizde kendimizi temizlemek, yenilemek için bunları şu anda tüm bedeni bıraktığımız gibi bırakıyoruz. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Bize ait olan yine tekrardan bizim bedenimizde yeşerecek. Endişelenme. Şimdi yavaş yavaş bacaklarını, ellerini oynat. Kolları kapat. Geriye doğru iyice gerilerek esne. Şimdi yavaş yavaş dizlerini bük. Ve sağ tarafına doğru yan yat. Gözler kapalı, oturup pozisyona gelebilirsin.
bedeni fark etmek için dik bir pozisyonda otur ve bedenindeki değişimi anlamaya çalış. Şimdi yavaşça gözlerini yere bakarak aç. Gözlerini kırp, başı yavaşça kaldır. Namaste.